Erzincan'da yaşanan toprak kayması Türkiye'nin gündemine oturdu. İliç ilçesindeki altın maden sahasında geniş bir alanda yaşanan olay yürekleri yaktı. Çöpler Köyü'ndeki altın madeninin bulunduğu bölgede gerçekleşen toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor. Zaman zaman sahanın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2663 personel katılıyor. Arama kurtarma faaliyetleri 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, drone, georadar, reoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla gece ve gündüz aralıksız yürütülüyor. İşçilerin aileleri de bölgede ekiplerden gelecek iyi haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Felakete ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor, sorumlular da tek tek tespit ediliyor. Bu kapsamda şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca bilirkişi raporu da hazırlanmaya başladı. Raporda yer alan kareler ise ortaya çıktı. Toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları delil olarak yer aldı. İşte o kareler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.